toplumun ve halkımızın menfaatine hizmet etme ülküsüyle dürüst, ilkeli ve seviyeli siyaset anlayışı doğrultusunda aldığım eğitimim, edindiğim birikimim ve sahip olduğum vizyonum ile Çorlu Belediye Başkanlığı'na talibim. Önce kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. 1977 Çorlu'da doğdum. Burada büyüdüm. İlkokulu Aziz Gündem İlkokulu'nda, ortaokulu Ünlü Veriş İlköğretim Okulu'nda ve daha sonra Mehmet Rüştü Özel Enstitü Lisesi'nde ilk öğretim hayatımı tamamladım. Daha sonra Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü programı bitirdikten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümüne başladım. Üniversite hayatım süresince 2 yıl boyunca yurt dışında yabancı dil eğitimi aldım. Akabinde mezun olduktan sonra 2 yıl özel bir şirkette mühendislik görevi yaptım. 2004'ten beri aile şirketimiz olan Uysal Otomotiv'in sahibi ve yöneticisiyim. Evliyim, Aylin ve Can'ın babasıyım. Her zaman siyasetin içinde bulundum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermenin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermenin de siyaset görevi almak olduğunu düşünenlerdenim. Ancak yine partinin içerisinde emek vermiş, hizmet edememiş olmanın üzerinde verdiği sorumluluğu hissediyorum. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne emek harcamış, hizmet etmiş ilçe başkanlarımıza, ilçe yönetim kurulu üyelerimize, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza ve dün partilerimize teşekkür ederim. Bu sebeple üzerimde olan haklarını helal etmeni istiyorum. Bundan sonra örgütümüz ve partimiz içerisinde alacağım aktif siyaset göreviyle üzerimde oluşacak olan etik haklarımı da şimdi kullanmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Çorlu'muz gerek konumu, gerek ekonomisi, gerek sanayi ve tarım alanındaki faaliyetleri yönünden ülkemizin en önemli kentlerinden biridir. 81 ilden vatandaşlarımızın birlikte ve huzur içinde yaşadığı Çorlu'muz gösterdiği birlik ve beraberlik anlayışı ve 81 il demek Çorlu demek, Çorlu demek 81 il demek mottosu ile Türkiye'nin sembol bir şehridir. Büyüme hızı yüksek bir şehir olan Çorlu'muzun belediyesi ülkemizin 81. büyük belediyesidir. Çorlu'muzu yönetmek büyük bir sorumluluk ve çalışma gerektirir. Bu sorumluluk ve çalışmayı bugüne kadar gösteren belediye başkanımıza, tüm eski belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, belediye çalışanlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Farklı bir vizyon ve anlayış ile hayalini kurduğum, yurt dışında gördüğüm ve bulunduğum şehirlerdeki yapılanları, edindiğim birikimleri Çorlu'muzda yapabilmek adına Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu Belediye Başkanı aday adayıyım. Bu yoldaki hedefim Çorlu'da yapılamayanları bu farklı düşünce yapısıyla başarmaktır. Ama en önemli hedefim insanların kalplerine dokunarak gönüllerinde bunu başarmak ve gönüllerin başkanı olmaktır. Şimdi herkes projelerimi merak ediyor doğal olarak. Proje tanıtım ve vizyon toplantımızı en kısa zamanda hep beraber yapacağız. Orada daha detaylı onları anlatacağız. Aday adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücünü her zamanki gibi Çorlulara gösteren tüm arkadaşlarıma ve büyüklerime gönülden başarılar dilerim. Beraber yürümenin ne denli önemli olduğunu, başarmanın birlikte daha güçlü olmaktan geçtiği bilinciyle kim aday olarak açıklanırsa açıklansın, belirlenirse belirlensin 31 Mart 2019 akşamına kadar yanında olacağıma aynı heves ve disiplinle
beraber çalışacağımı burada herkesin önünde söz veriyorum. Ve tüm aday aday arkadaşlarımın da bu düşünceye sahip olduğunu biliyorum. Hepinize katılımınız ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Altyazı M.K.